Hocam tebrikler. Stüdyodan Aykut İnce ve Ahmet Akçır'ın da hem tebrikleri hem de selamlarını ileteyim. Teşekkür ederim. Aleyküm Öncelikle selam. karşılaşmayı sormak istiyorum. 1-0'lık bir galibiyet. Sizi 90 dakika nasıl değerlendirirsiniz hocam? Beklentilerimizin altında kaldı oyuncularımız bence. Daha keyifli bir maç izletebilirdik. Daha iyi oynamamızı umuyordum aslında. 15-20 dakika maça çok topu yavaş çevirerek başladık. Topun hızı çok düşüktü. 20 ile 25 ile 45 dakika arasında biraz tempoyu arttırdık. Konumlanmalarda ilk yarının başında çok fazla sıkıntı yaşadık. Onu da normal karşılıyorum çünkü bugün bu maça çok fazla taktiksel hazırlık yapamadan geldik. Çünkü geçen haftaki Gaziantep maçından sonra çok fazla zamanımız yoktu. Ayrıca bildiğiniz gibi elimizde sadece iki tane stoperimiz var. Bir tanesini dinlendirip Konya maçına daha fresh çıkarmak istedik. O yüzden Uzodima ile Akay'ı stoper gibi üçlü kullanmak istedik. Aslında biraz riskli oynadık. Sağ ve sol kanatta Emrah'la Mane ile oynadık. Daha efektif olmak adına böyle hamleler yaptık. Hem de geride stoper tipli sadece bir tane oyuncumuz vardı. Kolevetsios. Onun yanına iki tane çabuk oyuncu ve topu iyi kullanan oyuncu koyup daha efektif oynamak istedik. Çok istediklerimizi yapamadık. Yani ilk yarı tabii bir iki tane net pozisyonumuz var. Onları atabilirdik. Atamadık. Zorlandık açıkçası. Ama tabii 11 tane sadece geçen hafta ilk 11'den oynamış 2 tane oyuncu vardı. 11 tane çok arada oynamayıp sadece antrenman yapan, maç oynamayan oyuncu grubu vardı. Kolay değil o sayısal fazlalıkta rotasyonu bir arada sahaya organize şekilde oturtmak. Onu başaramadık bugün çok ama sonuçta turu atladık. Genç oyuncularımıza şans vermek istedik. Bugün orta sahada oynayan Baran 90 dakika oynadı. 2005 doğumlu, sadece 17 yaşında. Bize umut verdi, ışık saçtı bence. İyi oynadı. Onun adına keyifli. Sadece bizim için de hem turu atlamak adına hem de Baran'ı kazanma açısından olumlu yanlarına bakarsak böyle bir maç oldu. Hocam maçın başında Mane sol çizgide, Emrah sağ çizgide, evet. Miguel orta sahada başladı. İkinci yarının başında ise değişiklikler gördük aslında. Miguel'i sol çizgiye, Mane'yi sağ çizgiye, Emrah'ı ise biraz daha merkeze yakın olarak başlattınız. Bu değişikliklerden beklediğiniz geri dönüşü, verimi alabildiniz mi sizce? Hemen maçın başında, ikinci yarının başında zaten oyunu hızlandırdık. Oradan bir iki kere Emrah ve Mane ile topu hızlandırdıktan sonra özellikle Uzodima çok iyi işler yaptı geriden oyun kururken. Orada boş oyuncuları iyi buldu ve onun sonucunda da golü bulduk zaten. Ama dediğim gibi yani şimdi Mane'de az oynayan bir oyuncu, çok yetenekli, bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu ama bugün hem maç eksikliği hem de biraz performans olarak geride kaldı. Orada Mane'yi düz hatta kullanıp Emrah iç koridorda işte dörtlü savunmaya beşli hücum hattıyla yerleşip dönüş yaptığında hem şut atabilecek hem ters kanattan iç koridordan ters kanat ortaları yapmasını bekledik. Cardozo zaten genelde solda oynuyordu. Bence değişiklikler olumlu cevap verdi ama oyuncu değişikliklerinden sonra yani Emrah'la Mane'de çıktıktan sonra çok ritmi tutturamadık açıkçası. Sahada 3-4 tane genç oyuncuyla kalınca biraz daha ritmimiz bozuldu. Yani dediğim gibi oyun anlamında çok mutlu değilim ama sadece bugün turu geçtik ve Baran iyi oynadı, onun için mutluyuz. Hocam son sorum. Ligde çok iyi bir performans, çok iyi bir seri var aslında ve Dünya Kupası arası öncesi son maç, son rakip Konyaspor olacak bu hafta. Hem Konyaspor maçı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Bir de buradan taraftara bir çağrınız, mesajınız olacak mı hafta sonu için? Evet. Geçen hafta zaten hem yayıncı kuruluşa hem de basın toplantısında çağrımızı gerçekleştirdik. Yani bu tabii geçen sene Kayseri Spor Kupa'da final oynamış bir takım ama ligdeki pozisyon açısından son yıllarda belki de en önemli maçına çıkacak Kayseri Spor. Şehir bunun farkında, bilincinde, yani taraftarımız bunun farkında. Gerekli çağrıları kulübümüz de yaptı. Sanırım biletlerde indirim de yaptılar. Çok önemli bir maç, final gibi bir maç. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Beraber oynama alışkanlığı olan, disiplinli, kompakt oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız iç sahada her zaman olduğu gibi kazanmak. Kazanırsak diğer sonuçlara göre çok farklı pozisyonda bitirebiliriz. Dünya Kupası arasına o şekilde girebiliriz. Bütün hesaplarımız hem iyi oyun, hem güçlü oyun, hem de kazanmak üzerine. Çok çetin, çok sert bir Anadolu derbisi olacak. Bunun farkındayız. Artık bundan sonra, yarından itibaren tek amacımız, tek hedefimiz Konyaspor maçına hazırlanmak olacak. Hocam tekrar teşekkür ederiz, tebrik ederiz aynı zamanda ve bundan sonrası için de başarılar diliyoruz hocam. Teşekkürler, sağ olun. Tabii haftaya yani hoca, şimdi teknik adamlar maç maç düşünür. Tamam, kupa bitti. Konya. Bence Konya maçına daha başlamadan, evet bu maç bir bitse de
bir planlama yapsak, acaba arada kimle hazırlık maçı oynasak, nereye gideriz? Belek'te mi oluruz? Bolu'ya mı gideriz? Yoksa kalsak mı? Yani sürekli yardımcılarıyla istişare, devamlı bir sirkülasyon. Bir taraftan Dünya Kupası var, takımdan gidecek oyuncular. Daha transfere de zaman var. Evet. Yani şimdi insanlar şey diyor, işte bu ara transfer değil, Ocak ayında transfer. 8 Ocak'ta başlayacak. Tabii, yani bunun transferle hiçbir alakası yok. Devre arası kampı da değil, bu başka bir şey bu. İlk defa karşılaştığımız ama transfer Ocak ayında olacak hocam, bunu söyleyelim. Evet, 8 Ocak'ta başlıyor. Yani hocalar maç bitti, tamam, son düdük bitti, o maç bitti. Hemen yarının planlaması, değil mi? Antrenman planı, işte izin mi olacak, ne olacak, evet. Her şeyin planlamasını yapmak zorunda. Teknik adamların işi de zor hocam. Zor değil, kolay Aykut. Yani ya, kendi işin. Yani nereden baktığına bağlı. Ben Çağdaş Hoca'yı, ki bütün hocaları tanırız, Çağdaş Hoca'nın ne kadar çağdaş futbolu araştırdığını, ona uygun antrenman drilleri geliştirdiğini, oyuncuları, takımın oyununu ona göre geliştirdiğini biliyorum. Çağdaş Hoca bu Dünya Kupası arasını çoktan planlamıştır. Nerede kamp yapacağını planlamıştır. Antrenmanlarda neler yapacağını planlamıştır. Oyunun ne yönlerini geliştireceğini mutlaka planlamıştır. Hatta bu Konya maçına kadar olan her şeyi de planlamıştır. Konya maçı Kayseri'nin bu sezon bence en önemli maçlarından biri. Zaten bu haftaki maçlar çok önemli. Başka bir şey söyleyeyim mi ligle ilgili? Tabii söyle hocam. Şimdi deriz ki her hafta önemli. Bu hafta neden daha önemli? Çünkü bu haftayı galibiyetle bitirirsen o moralle 6 hafta çok keyifli bir şekilde çalışırsın. Hele hele beklenmeyen bir mağlubiyet aldıysan o 6 hafta geçmez. Şimdi, sevgili Aykut. Sen çok bu morale güzel. İhtiyacın var. Tehlike şurada. Bu hafta bazı maçlarda sürpriz sonuçlar ortaya çıkabilir. Nedeni de şu. Düşün şimdi 14 hafta. Hazırlık dönemi 6 hafta. 14 lig haftası. Devamlı sen maçlara konsantre olmuşsun. Son maçını oynayacaksın. Büyük bir ihtimalle en azından bir haftada bütün takımlara tatil var. Ben bazı topçularla konuşuyorum. Tatili düşünüyor çoğu şimdi. Tabii diyor ki abi diyor bir 10 gün soluk alacağız. Tamam işte tehlike 10 gün, orada. 10 gün izin veriyor hocalar. Hocalar da tabii kafalarını dinleyecekler. Bir 10 evet. gün mola, ondan sonra top başı. Toplu sonuçlara bir bakabilir miyiz bir de? Ahmet abi tabii sadece Süper Lig takımları değil, hemen hemen her lig takımını amatöre kadar değerlendirir. Hepsini Ahmet yakından abi. Tanıyoruz. Hepsini o yüzden bilir. Erok çok güçlü bir kadro kurdu. Yani bir üst ligin takımı Erzurum'u deplasmanda uzatma sonunda penaltılarla da olsa eledi. Tebrikler.